Merhaba sevgili seyirciler. Bulunduğunuz yerin güzelliğini görebilmek için önce buraya çıkmanız lazım dediler. Burası bir seyir terası. Ve hakikaten işte dağlar, güzel köyler, muhteşem bir manzara. Hangi köy derseniz buraya Yavuz Köyü diyorlar. Şavşat'ın Yavuz Köyü. Biliyorsunuz Şavşat Artvin'in dünya güzeli ilçesidir. Kışı ayrı güzel, yazı, ilkbaharı, sonbaharı. Hepsi birbirinden güzeldir ve özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlerin aradığı yerdir burası. Bugün Şavşat'ta dolaşacağız ve biz de Şavşat Kaymakamlığı ve Orman İşletmenin ortaklaşa hazırladığı bu seyir terasına çıktık. Etrafa bakıyoruz, size gösteriyoruz. Burada çay kahve içebiliyorsunuz ya da ızgara bir şeyler yeme şansına sahipsiniz. Şavşat'tayız efendim. Gündüz Atabek Bey bizim Şavşat'taki rehberimiz. Kıyafeti ta eskiden bu bölgede giyilen kıyafet, evet. Değil mi? Evet, bu otantik elbise Osmanlı'dan önce bu yörede halen daha da giyilir. Şimdi atalar nereden gelmişler buraya? Bizim atalarımız Ahıska'dan gelmişler. Ahıska Türkleri. Evet, Ahıska Türkleri. İlk Çıldır'a gelmişler. Çıldır'dan da buraya Zortana Mustafa Bey gelmiş. Zortana Mustafa Bey'in ikinci yerleşim yeri burası. Kardeşiyle birlikte burada yaşıyorlar ve burada ölüyorlar. Gündüz Bey bizi gezdirecek. Şavşat'ı gezeceğiz ve gerçekten yani doyun olmaz bir güzelliğe sahip. Hazır mıyız? Hazırız. Neye hazırız? Efendim pileki yapacağız. Pileki ne diye sorarsanız ustaları burada ama esas usta Gülüfe, değil mi? Evet. Sema da onun yardımcısı. Evet. Ne pileki ne? Pileki çamurdan olan iki tane tepsi. O ateşin üstünde ısınıyor. Ateşin üstünde kızdırılıp devrilip içine gevrek cadiden olan mısır ekmeğinden olan gevrek. Yani pişireceğimiz olayın adı da cadi mi? Evet. Cadı der gibi. Cadı gevreği. Gevreği. O mısırdan mı yapılıyor? Mısırdan yapılıyor, evet. Şimdi biz cadiyi pişireceğiz ama nerede pişiriyoruz? Burası Şavşat'ın Koyunlu Köyü. Değil mi? Burası Şavşat'ın aşağı Koyunlu Köyü. Çok özür dilerim, aşağıyı kullanmayı unuttum. Bir de yukarısı mı var? Var, yukarısı da var. Biz aşağı Koyunlu'dayız. Ve cadiyi pişireceğiz. Şimdi ne yaprağı koyuyorsun Sema? Ceviz yaprağı koyuyoruz. Ha? Ceviz yaprağı. Ceviz yaprağı. Evet. Islatıp yapışmasın diye. Şimdi bunun içinde ne var? Bunun içinde cadi, gevrek, kaymaktan olan mısır unu, tuzunu katarsın, kaymağını dökersin. Cadi. Cadi ne bu cadi? Şimdi bunu kapatıyorum. Kapattın. Sen cadi gevreğe uzmanı mısın? İyi mi pişirirsin? Ne bileyim ben öyledir, uzmanıyım. Her yerde döner yiyebilirsiniz ama bu döneri değil. Çünkü buna ne diyoruz? Yatay döner. Bu nerede yenir bir tek en lezzetlisi? Aşağı Koyunlu Köyü'nde. Şavşat'ın aşağı Koyunlu Köyü'nde yenir. Yenir. Bunun özelliği yöremizdeki çiçeğin fazla oluşu. Yani hayvanın eti lezzeti. Evet, eti lezzeti. Biraz da baharatla süslediğimiz zaman tadından doyum olmuyor. Yatay oluşun özelliği yağı alta akacak. Yandaki kızarttıktan sonra fazlası yere gider. Gidecek, boşa gidecek. Boşa gitse. Gitsin. Erzurum'un cağ kebabı vardır. Bu da cağ kebabı bir nevi. Biliyordum, bile bakayım. Bileme. Bak kamera da orada. Kamera beni görüyor nasıl olsa. Ben reklam yapmaz da ben Şavşat'ın 10 senelik baş pehlivanıyım eskiden. Evet. Reklam olmaz.
Şimdi sizler durmayın, biz aramızda konuşuyoruz. Baş pehlivanmış. Buradakilerle hiç güreştin mi? Güreş bizden geçmiş. Yaş 55. Çocuklar, gençler biraz gelin gelin. Şimdi sen bıçakları bırakıyorsun ya da bana veriyorsun. Evet. Haklarım haklayamam. Haklarım haklayamam. Geçiyorum. Hadi ben de yanında. Evet. Hadi. Yenemem. Yenerim. Yenerim. Yenemem. Çok zor yerim. Yenemem. Yenemez. Yenemem. Yenemem. Beni yenemezsin. Yenerim. Hepsini yenerim. O da dahil. Onunla bir şey değil. Burada yeneceğim bu var. Köyün imamıdır. Eski imam. Bunu yenerim. Şimdi sahaya çıktı Mehmet Bey. Ben yenerim dedim. Bak kıyamet kopuyor. Hadi bakalım göster bir iki. Ben diyor gencim kimseye vermem zahmet. Sağdan birinci pehlivanı sorarsanız Artvinli Mehmet. Neşler çıkacağız. Sonra ufak. Evet. Bazıları Mehmet diye bazıları Yılmaz diye. Hadi. Deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki. Dışarısı buz gibi lapa lapa karbon, benim içim yanıyor. Eksik önlerde şu suda bile yüzerim inanmıyor. Güreştik. Biraz enerjini atmışındır herhalde bu arada. Az da olsa. Oh oh. Az da olsa gitti. Şöyle diyeceğim. Üstteki kısımları döner gibi kestikçe pişirmeye devam mı edeceğiz? Devam. Ta ağaca ineceye kadar. Devamı ki üzerine alacağız. Aynı döner gibi yani. Zaten döner. Yatay döner. Yatay. Bak şimdi orayı gözle keseceğim. Yanma pahasına da olsa keseceğim. Şunu yiyeceğim şimdi bak pişmiş. Pişmiş. Düşmüş. Tuz var içinde başka? Baharat var. Bilen Mevla'nın verdiği çiçekler var. Başka bir şey yok. Şekil olarak. Çok güzel. Şimdi bizde bir söz var ki. 40 yaşına kadar kuzu yiyeceksin. 40 yaşından sonra kuzunu yediğini. Ama bugün yiyeceksin değil mi? Mecbur yiyeceğim bu burada. Bir dakika salyaların aktı şöyle. Bunu görüp de akmamak mümkün mü? Bir, iki, üç diyorum, hep birlikte yutkunuyorsunuz. Bir, iki, üç, yutkun. Bunlar yutkundular. Evet, hazırladılar mıydı? Yediler kabul ederim. Şu yemeyen garibanlara verer. Ne diyorlar? Hayır. Alın biraz. Sevgili seyirciler, özellikle belirtin değil mi? Aşağı koyunlu diye. Tabii ki. Şavşat'ın aşağı koyunlu köyünde hanımefendiler... böyle özellikle de yöresel yemekleri hazırladılar. Evet. Hava Hanım'ın şıklığını görüyorsunuz. Bu tür organizeleri o yaparmış. Koyunlu köyünün muhtarını tanımak da istersiniz herhalde. Evet muhtarımızın şıklığını görüyorsunuz. Kimse kalmıyor kışın. 30-40 haneye kadar köyümüzde kalıyorlar. Aslında çok kalabalık bir köymüş. Evet, 125 hanelik bir köy. Haliyle hayvancılık, arıcılık, bilhassa bütün meyve, sebze çok iyi olan bir yöremiz. Hayvancılık kursu, arıcılık kursu, bilgisayar kursu verdik. Yaşlı bayanlar bile katıldılar. Bilgisayar kursuna gidenler el kaldırsın. Gel gel, sen de gel. Gel. Ya bu kursta ne oluyor diye mi merak edip gittiniz? Gel şöyle yanına da geç. Yoksa gerçekten meraklı mısın yani? Meraklıyım, böyle işlere merak ediyorum. Öğrenme istiyorum. Şimdi mesela şurası bilgisayar. Tamam mı? Evet. Oğlunun adı ne? Cihan. Merhaba Cihan, yaz bakayım nerede meyler falan. Göreyim bakayım. Cihan. Bir de neyi vur? Tamam. Dur daha gitmedi. Bir de gönder. Gönderme. Gönderme neresiydi? Orası değil. Şimdi efendim. Biliyorsunuz pişirişini gördük. Gülüfe pişirdi. Böyle kızardı bu pilekiler. Ondan sonra yaptı onu. Bu da fırında yapılmışı. Burada bir şey var. Bu nedir? Bu katmer.
yaprak. Biz buna koç boynuzlu katmer deriz. Yani işte o şekilden ötürü. Alkışlayın, sahneye çıkıyor. Alkışlayın, alkışlayın. Bu masadaki evet, en eski yemeği söyle. Yani bu çok eskidir diye. Bu daha çok eski. Şimdi bu ne? Bunun ismi somi. Somi. Bu otumuz... Somun mu yani? Evet, somi. Bu otumuz çok eski bitki. Onu katardı nenelerimiz. Neden yapılıyor bu? Arpa unu, irmik, buğdanın irmik. Bunun ismi kımi. 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 Kımi deme, kımi. Kımi, kımi. Evet. Bunu pişiririk. Bunun içine biraz kaymak. Ununu koyarız. Tuzlu yayrandırırız biz. Osmanlı helvamız bu. Bunun içinde süt var, şeker var. Bu kaynar kaynar böyle bir pembe haline gelir. Bir paçam un koyar. Herkes bilir mi bugün? Hiç kimse bilmez burada herhalde. Bir ben bilirim diyor. Bir ben bilirim. Hanımlar, yemesini sever misiniz? Evet. Evet. O zaman aşağı Koyunlu köyünün tek sütlü helvasını yapan teyzemi hep birlikte alkışlıyoruz. Sağ ol. Bunu vereceğimi sana zannediyorsan yanılıyorsun, masaya geri götürüyorum. Pancar çorbamız. Yoğurtlu herhalde değil mi? Bu sütle yapılan bir çorba. Sütle ve unla kıvamlaştırılmış bir çorba. Hayvancılık her ne kadar bitti denilse de burada yine de... Devam ediyor. Devam ediyor yani devam sevgili seyirciler. Evet. Karadeniz kadar değil, onlar sadece ihtiyaçları olan işte bir tane iki tane hayvan yetiştiriyorlar ama burada bayağı yetiştiricilik var yani. Evet, yetiştiricilikten öte yani bu işle uğraşan aileler biraz daha kaliteye önem veriyorlar. Hemen açtım, burada ne burada vardır? Burada fasulyemiz var. Yani özel bir fasulye midir? Harbunya. Bu da ısırgan çorbası. Bizim burada şavşat peyniri diye nitelendirilmiş peynirimizi. Birazdan göstereceğiz şavşat peynirini. Şavşat peynirimizi karıştırıyoruz o pişme anında. O peynirimiz de bunun içinde eriyor. Tereyağımız eritiliyor. Ona yumurta kırılıyor. Bir fokurdadığını kaldırır. Bu da pancar kavurması. Bu da yumurtayla yapılmış taze fasulye. Bu tepilmiş, yoğrulanmış. Ne yapılmış? Tepilmiş tulga. Evet, bu beyni tepilmiş tulga. Tulga tamam, tepilmiş. Evet. Bu tepilmemiş mi? Bu tepilmemiş. Bu erimeye hazır. Bu şimdi buranın çok meşhur eritme peynirini bununla mı yapacağız? Evet, bununla yapacağız. Tepilmiş ne olmuyor mu? Bu tepilmiş olur ama zor olur. Zor olur. Zor, zor. Burada çok moda bu. Nereye giderseniz gidin. Hemen bir eritme herkesin elinde varsa. Ne yapıyorsunuz? O eriyince mi dökülecek şimdi mi? Hala biraz yansın. Biraz? Yansın. Tereyağla sadece kendi yaptıkları özel peyniri eritiyorlar böyle. Sert oluyor, su dökmesi. Onun için ama onu da çok fazla dökmemek lazım. Evet, onu da az dökülüyor. Ekmeğe bandırayım mı? Bandır. Sen yiyebiliyor musun? İster yağ tarafından, ister yağsız tarafından. Yani bunun yağsız tarafı var mı? Aa, bana diyor ki yağsız taraftan, kendi yağ tarafından. Afiyet olsun. Şimdi hemen şuraya iniyorum. Şimdi bizim köyümüzde çobanlar olur. Ben tarayacağım. Bu arkadaş da eğireceğim. Buna da vereceğim. Çorap yapacak. Çobanımızın ismi de Sanir'dir. Yayla da şimdi. Bilmeyen yeni gelinlerimiz de var. Bilmeyenleri öğretecek mi? Öğreteceğim. Mecbur gelinlere öğretmemiz lazım. Tamam. Çünkü yarın öbür gün biz de yaşlandık mı çorap giymeden edemiyoruz. Gel Tonton amcam, otur oraya gel. Oy Allah. Geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Düşmanımdan da beter. Şimdi sevgili seyirciler, aşağı Koyunlu köyünde sase eti hazır mı? Hazır. Tipsi hazır mı? Hazır. Söyleyenler hazır mı? Hazır herhalde. Koro hazır mı? Hazır. Hazır. Sebabına
Al candarma vur beni de o yarın sevabına. Haydi canım haydi malım Şinan'a iki var yarım. Haydi canım haydi malım. En sevdiğin arkadaşın şurada sana bakıyor tebessüm ederek, bir bak. Allah göstermiyor beni onu. Şimdi diyor ki benim can arkadaşımdır o diyor. Oy Allah elimden ala belki. Diyor ki sana ben onu çok seviyorum diyor. Ya biliyorum canım. Evleri ahşap herkes görünce diyecekler ki ya bunlar yaylaya çıkmış ama çok yolda yanından geçiyor, ne rahat bir yayla diyecekler. Şimdi yayla mı diyeceğiz? Burası kışla. Yani? İlkbaharın, Nisan'ın sonunda başlarlar buraya çıkmaya. Haziran'ın 25'ine kadar burada ilkbaharı geçirirler hayvanlarıyla birlikte. Haziran'ın 25'inden sonra daha yükseğe, yukarı yayla deriz. Yaylalara çıkılır. İki ayda orada kaldıktan sonra bir daha geri dönüş buraya ara yapılır. Ara geçiş yeri. Buradan sonra da Bundan sonra da kar yağacak dönemlerde, yani böyle Eylül'ün sonuna doğru da köye inilir hayvanlarla. Ben şöyle bakıyorum, orada galiba peynir mi yapıyorlar? Evet, peynir yapıyorlar. Eğer duman çıkıyorsa bir yayla evinden, anla ki orada peynir yapılıyor. Bitti mi şimdi bu? Bitti bu. Şimdi tuzak koyacağım bunu. Sonra kışın yiyeceksin afiyetle. Kışın da yiyeceğiz. Afiyetle. Ya böyle bir kirli üstüne çekilir mi? Bak şimdi. Gülenber Hanım. Gülenber diyor ki bu kirli üstlü olur mu diyor. Peynir yapıyor ama evet. Gülenber'in bak inci kolyesi de boynunda. Evet. Esas incidir. Süslüdür. Esas inci mi? Esas. Oo, ağır da. Adiyi takmaz ki Gülenber Hanım. Evet. Çeçil yer. Şimdi süsümüz Adi. Yerimizde yani. Bak şimdi kaçırmasınlar seni. İyi ben, pahalı ya şeydi. Benim adamım var. Nereye kaçıracağım? Gelinlere de inci kolye taktın mı? Biliyorum. Buradan buraya altın. Buradan buraya altın. Gelinler taktın. Daha çok. Evet. Durum iyi yani. İyi, Allah'a şükür. Kendimize yeter. Beni ya bela çektiler. Gel. Neyse mi? Al tadına bak al. Ye tuzlu değil ye. Yok tuzlu, benim tavsiyonum üsket. Merhaba, hoş geldin. Gürbüz Hanım, Gürbüz değil mi? Evet, Hürmüz. Hürmüz Hanım'a sana ne dedi biliyor musun? Evet. Ay dedi, süslenmiş dedi, beni çek diye geliyor dedi. Bizi görünce mi süslenmiş? Bu eskiden evet. Kocabek köyümün geyimi bu. Eskilerimizin geyimi. Bunları kendim tikerim. Evet. Yani bizi görüp de mi giyindin? Evet, evet. Ne kadar güzelmiş kıyafet. Sen böyle giyinir misin hep? Eskiden giyiniyordum gelin zamanında. Ha, annem giyerdi, ablalarım giyerdi. Ben bunları sakladım. O zamandan mı bu? O zamandan kalıyor. Üstünün rengi de bu renk mi olacak? Bu renk olsa güzel olur, siyahtan da yapardım. Ondan da var, sana gösteririm. Bence git bir de onu giy gel. Olur evet. mu? Olur. Bak bizim için giyindi. Şimdi bir de siyah oluyor dedin, siyah evet, da böyle. Evet, bunun da sıkma kocuk. Bunu da sen mi diktin? Bayağı süslü. Çok eskiden. Şöyle dön bakalım, bir de arkana etek değişti. Bak. Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğini bir bilsen, bir sevdalı, bir değilsen. Hürmüz Hanım'ın kıyafetini gösterdik. Bir de eskiden de beyler efendim böyle giyermiş. Evet. Yani sekiz köşeli şapka. Bu da şal, yünden, ceket, bak arkası mızıkalı ceket derler buna, körüklü ceket. Bunun bir de beyaz ve siyah yünüyle karışmış
kuş gözü dediğimiz baklava dilimi şeklinde örülmüş ceketi var. O da bir de onu giyip göstereceğim size. Tamam, böyle de. Evet. Bunların hepsi el dokumasıdır. Daha başka da var değil mi? Evet, iki tane kangalımız var. Kangallar Duman ve Bulut. Onlar yaylada, koyunda. Manzarayı görüyorsunuz. Dağların arasında orman örtüsü. Ve işte böyle küçük butik otel diyelim artık. Evet. Kaç odanız var? 17 odamız, artı bungalov evimiz var. Şimdi giderek sayılarını arttıracaksınız herhalde. Talep artmış değil mi? Evet, talep çok. Önümüzdeki sezon için 10 tane bungalov evde düşünüyoruz. Sezona hazırlayacağız. Bungalov evlerde kaç kişi kalabiliyor? Bir aile rahat kalabiliyor. Yani 4 kişi, gerekirse 6 kişi kalabiliyor. Nerelerden gelenler oldu? Bu sezon iyi geçti diyorsunuz. Evet, sezon çok iyi geçti. Genelde yurt dışından gelenler, İngiltere, Almanya, İrlanda. Yurt içi Bursa, Ankara, İstanbul, Antalya'dan gelen turlarımız var. Yerli turistlerimiz var. Bunlarla... Bir de şunu belirtelim. Efendim, şimdi diyelim ki Şavşat'a geleceksiniz. Gerçekten doğası muhteşem. Kars yolunu da tercih edebilirsiniz. Uçakla Kars'a geldikten sonra burası ne kadar sürüyor? Kars Şavşat arası 1,5 saat. Bize söylediklerini, bize arabalarımızla gidip Kars Havaalanı'ndan alıp getirip Şavşat'a. Yani uçak yolculuğunu tercih ederlerse Kars'tan gelebilirler. Ama karayolunu geze geze geliyorlarsa sahil yolu üzerinden de gelebilirler. Efendim, işte böyle bir güzellik. Uyuması çok zevkli böyle ormanın içinde. Tercih edebilirsiniz. Efendim, Şavşat'ta nereye gitsin? İşte şöyle bir manzara. Dağlar, orman ve bu doğaya uygun evler. Biliyorsunuz Şavşat, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon valiliği sırasında Rize, daha sonra da işte Artvin, Ardanuç ve Şavşat Osmanlı topraklarına katılıyor. Ama Rus Harbi'nde tekrar Ruslar geri alıyorlar burayı. 1921'de de yine Türk ordusu giriyor ve Türk topraklarına bölge katılıyor. Şimdi burada bunu söyledik çünkü bu köy... Çok tarihi eski bir köy. Eski ismi Rabat, yeni ismi Köprülü. Buraya ilk Türk yerleşimi olarak Atabeklerden Zortana diye bir bey yerleşiyor. Ve yanında kardeşi Solo Bey'i getiriyor. Bu gördüğümüz... Şimdi harabe halinde olan yerin ismi Saray. Bunun yarısını kardeşler ortadan bölüyorlar. Biri Hristiyanlık dinini benimsiyor. Ötekisi ise Müslümanlık dinini benimsiyor Zortana. Zortana burada Müslümanlara ibadet yaptırıyor. Bu defa bir süre sonra Solo Bey olan kardeşi diyor ki, abi diyor, senin diyor cemaatin diyor daha iyi. Ben de bu dine dönmek istiyorum diyor. Bu defa o da bu dine dönünce birlikte ilk camiyi Köprülü'de yapıyorlar. Ve arkasından Veliköy'de bir mescit gibi yapıyorlar. Ve çevre köylerde bu tip cami ve mescitler çoğalıyor. Artı Zortana Mustafa Bey, Yavuz Sultan Selim'in çarpışmalarında buradan asker gönderiyor devamlı. Köprülü köyü için Şavşat'ın ilk köyü mü? Şavşat'ın ilk eski bir köyü. Şavşat burada kurulmuş. Şavşat burada kurulmuş, evet. Şavşat burada kurulmuş. Eskiden burada altın işçiliği yapılırmış. Şimdi var mı? Şimdi yok. Arayalım mı? Şimdi arıyorlar ama kimse herhangi bir şey bulduğu yok. Artı Zortana'nın burada çok eski kendine ait mezarı da var. Eşi ve kendinin mezarı, kardeşinin de Ciritdüzü'ndedir Solo Bey'in. Zortana Mustafa Bey annemin tarafıdır. Solo Bey de babamın tarafıdır. Biz o soydan geliyoruz. Evet, biz o soydan geliyoruz, Atabekler. Rabat eski adı, yeni adı Köprülü Köyü'nde bu köyün kurulmasına ve burada Müslümanlığın yayılması için uğraş veren Zortana Bey'in
kabri burası. Bir eşim. Zortana Bey de aynı zamanda annemin Gündüz Bey'in büyük babası. Evet. Habir niye bu halde? O zamanın beyi, zengini olduğu için bunun mezarında altın olur, işte mücevher olur şeklinde hemen hemen 100 defa kazınmıştır. Ama biz diyoruz ki sevgili seyirciler, Zortana Bey'e günümüzde böyle bir kabir yakışmaz. Senin büyük babana herhalde kısa zamanda burası restore edilecektir. Efendim burası da Şavşat'taki meşhur Karagöl. Böyle Ladin ormanlarının içinde küçük bir göl ama çok güzel bir görüntüsü var. Aynı zamanda burası piknik, mesire alanı. Genelde çevreden hep geliyorlar. Burada piknik yapıyorlar, dinleniyorlar. Tabii yani her taraf orman ama Karagöl de ayrı bir güzellik. Merhaba. Merhaba. Hangi ev senin? Bu kardeşimin de benim aşağıda pembe ev hemen şurada. Bu evler çok eski değil mi? Eski, biz büyüdük bunlar vardı. Ben mesela 71 yaşında ve bunu bile onlar yani asırlık bu evler. Bu buradan mısın yoksa başka yerden buradan gelin mi geldin? Aynı. Babamın evi şu ev. Burada da aynı mahallede gelinim. Öyle mi? Evet komşu kızı. Komşu kızını beğenip mi aldın? Beğenip aldım. Şimdi geleceği bacısı da orada bu eve geldi ikisi. Birisi bu tarafa, biri bu tarafa. Şimdi komşu kızı olduğuna göre sen de beyni görmüştün daha evvelde. Tabii. Çocuk evet, beraber evet, büyüdük yani. Evet, akrabayız. Yaz tatiline buraya mı geliyorsun? Evet. Babam vatanı. Köyümüz, yetiştiğimiz topraklar. Zaten hep herkes birbiriyle akraba. Evet, akrabayız. Ben bugün yukarı çayırlara özel olarak gittim, dolaştım. Eski toprakları, çayırlarımızı gezdim, geldim. Kışlığınız neresi efendim? İstanbul. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup. Sevgili seyirciler, bak kendileri nasıl koruyorlar. Hepsi maskeyi giymişler. Arı beni soksun diye bana vermediler. Ama Nuray Hanım, ona hiç taraftar değiliz. Size bir şey olmasını istiyoruz. Şimdi niye bu kadar kalabalıklar derseniz, onlar organik bal yetiştirebilmek için böyle çok hoş bir kurs yapmışlar. Çok da kişi katılmış değil mi? 85 kişi katıldı. Kursu kim düzenledi derseniz, Şavşat Ziraat Odası. İkram Bey de eğitmeni. Önce kendimizi korumaya alalım. Kursu başarıyla bitirdik. Bitirdik mi? Evet. Arıcılık yapacak mısınız? Yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet, evet. Nerede? Beyköprü Yaka Köyü'nde. Orada Zafire kaç kuanınız var? 50. Kim bu işin ticaretini yapacak? El kaldırsın hanımlar. Yapmak istiyoruz. Var yani, mı? Kaç tane? 4 tane var, fazla değil. Bizim Kafkas ırkını korumamız gerekiyor. Evet. Peki erkekler mi daha başarılı hanımlar? Bayanlar biraz daha. Bayanlar. İşte, çünkü evet. Bir de erkekler demişler ki elinizin hamuruyla erkek... Dediler ama onu mahcup ettiler ama kursiyerlerimiz bayanlar mahcup etti onları. Ne güzel, şimdi bu kurstan mezun olan herkes arıcılığa devam ediyor. Sizin balınız piyasaya çıktığı zaman organik olduğunu vurgulayıcı bir amblemi var. Kesinlikle sertifika alacağız. Nuray Hanım, gördüğünüz gibi organik arıcılık yapabilmek için asfalttan, fabrikadan, köylerden, yani hava kirliliği olan yerlerden kesinlikle uzak olması gerekiyor. Şöyle bir etrafınıza bakın sevgili seyirciler. Hiçbir yerleşim yok. Ladin ağacı var. Göknar var. Göknar var. Çam ağacı var. Çiçekler, bitkiler. Evet. Çeşitli çiçekler var. Bakın, ve de Kafkas arıları var. Kafkas arıları. Başka kimse yok. Sevgili seyirciler, nerede izlerseniz efendim burası Şavşat'ta Laşet Vadisi'ndeyiz. Laşet ne demek? Acı su, Gürcüce, mineral water. Öyle bir şey mi çıkıyor? Yani derenin, nehrin kenarındaki çıkan çermikten almış ismini. Adını. Evet. Evet, güzel bir restoran. Aynı zamanda da dedim ya,
gelirseniz bu doğanın içinde kalma şansınız var diye. Çok güzel de bungalov evleri var. Yapılmaya da devam ediyor. Evet. Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle var olan tesisimizin kapasitesini büyütüyoruz. Çünkü talep fazla. Talep değil mi? Fazla. İşte Karadeniz turu yapan münferit gezginleri, turları, yerli ve yabancıları ağırlamaya çalışıyoruz. Kışın gelenler ne yapıyorlar aktivite olarak? Doğayı seyrediyorlar. Doğayı seyrediyorlar, yürüyüş yapıyorlar, karda yürüyüş yapıyorlar. Geleneksel kızaklarımız var bizim. Böyle oturarak kayarız onlara. Onlarla kayak yapıyorlar. Tabii şimdi gelelim yemeklere. Değil mi Mete Bey? Şimdi güveçte ne geldi? Şimdi bu yöresel etlerden oluşan, kuzu etinden oluşan güveç kebap adı. Alabalık da geldi. Zaten bu nehirde işte tesiste kurduğumuz çiftlikten yetiştirdiğimiz alabalık var. Sesini duymuyorsanız sesini dinleteyim. Evet. Çıtır 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 şimdi çıktı daha. Aynı zamanda fiyat olarak da tabii büyük şehirlerdeki fiyat değil. Evet. Doğru. Doğru değil mi? Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu ne? Bu da Karadeniz'de asıl reklamı çok olan, çok konuşulan, onların muhlama dediği ama biz Şavşat'ta peynir eritmesi dediğimiz tereyağlı. Biz seyircilerimize muhakkak kışın buraya gelin diyoruz. Kışın veya yazın diyoruz. Tabii. Evet. Yani Şavşat'ın tabii kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel, sonbaharı ayrı, ilkbaharı, her mevsim gerçekten çok güzel. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Ben tabii şu anda bu mevsimin dönmeye başladığı işte Eylül, Ağustos sonu, Eylül, Ekim gibi. Zaten bir ay sonra burada her rengi görme şansınız var. Sonra da beyaza. Tabii sonra da muhteşem beyaz. İşte çamlarımız, ladinlerimiz gelinlik giymiş gibi oluyor böyle. Yani burada oturup gerçekten insan huzurlu bir biçimde doğayı izleyebiliyor. Ben diyorum ki özellikle fotoğrafçılar için evet, çok ideal mekan. Evet. Tabii burada fotoğrafçılar tur da düzenliyor. Göze Dağımız var. Her yıl oraya geleneksel tırmanış yapılıyor ve fotoğrafçılardan çok büyük ilgi görüyoruz. Ama Şavşat'la ilgili şöyle bir tabir vardır. Fotoğraf makinesini havaya atın, yere düşene kadar ne çekmişse o bile bir sanat eseridir. Kaymakam bir de sevgili seyirciler, özellikle ekran vasıtasıyla şu mesajı da verelim. Şimdi tabii bu tür bölgeler çok göç veriyor. Gidiyorlar büyük şehirlere. Evet, evet. Oralarda iş adamı oluyorlar, işte iyi paralar kazanıyorlar. Ama göremi unutmadım diyor, geliyor bir tane evet. Ev yapıyor ve evi boş bırakıyor. Evet, aynen öyle. Yani lütfen bu olayı yapmasınlar. Hem görüntü kirliliği oluyor, evet, hem evet. Öyle orada kaldı giderek. Kaldı ki çok iyi bir noktaya değiniriz. Ben bu konuda şunu dillendirmek istiyorum. Şimdi o yaptığı ev aynı zamanda komşusunun da psikolojisini bozuyor. Yani burada lüks bir ev yapıyor. Ya tabii lüks bir ev yapıyor. İşte insanlar görmedikleri şeyin arzusunu çekmezler, özlemini çekmezler. Şimdi benim vatandaşım burada doğal şartlarda ahşap evinde. Yaşamaya çalışıyor. Tabii yaşamaya çalışıyor ve çok da mutlu. Ama şimdi siz onun karşısına dikiyorsunuz bir binayı. İçerisinde inanılmaz derecede teknolojik imkanlar kullanıyorsunuz vesaire. Ve o evler birkaç sene sonra etrafındaki evlerin de yıkılıp o şekle dönüşmesine neden oluyor. O yüzden lütfen eğer zenginseniz, paranız çoksa gelip de Şavşat'ta öyle binalar yapmayın. Başka Şavşat'ın yatırımlar yapın. Kalkınması için başka tabii. Kaymakam Bey size de hayırlı uğurlu olsun. Tabii ha Şavşat ha Arsin değil mi? Evet. Burada Arsin'e tayininiz çıktı. Öyle. Artık bundan sonra çalışmalarınız orada devam edecek. İnşallah. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hadi hanımlar. Bugün rahat.